dernek isteyen mi var? Mütevazi bir nikah bana yeter, de artar bile. Ya olmaz öyle şey. Şerefimize mütenasip şekilde evlenmeliyiz. Biraz daha sabret. Sabrede sabrede sabır taşına döndüm. Yok hayır, çok beklemeyeceksin. Yakında bol paraya kavuşuyorum. Fabrikadaki hissemi satmak üzereyim. Yalvarırım elini çabuk tut, vaktimiz kalmadı. Peki, şimdi müsaade et de gideyim, annem beni bekliyor. Oo, siz miydiniz? Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anlat bakalım Cihangir. Ne var ne yok? Demek sen burada çalışıyorsun ha? Evet, burada çalışıyorum. Buraya senden bir ricada bulunmaya geldik. Bu fabrikada bizim de bir hissemiz var. Ya, öyle tabii. Buyurun anlatın, sizi dinliyorum. Akrabalarına bile tepeden bakıyorsun. Yardımına muhtacız. Rica ederim. Elimden gelirse memnuniyetle. Bana öyle geliyor ki bize yardım etmeyeceksin. Rica ederim. Böyle konuşmana hiç lüzum yok Cihangir. Dedim ya, elimden gelirse yardım ederim. İstediğiniz nedir? Bak Ali'cim, bizim şu aralık biraz paraya ihtiyacımız var. Hissemize karşılık 100.000 lira çekmek istiyoruz. Bu işimizi hallet. Maalesef böyle bir selahiyetim yok. Bırak anne! Kendisine muhtaç olduğumuzu anlayınca büsbütün kabaracak. Gidelim de daha fazla rahatsız etmeyelim. Sinirlenme oğlum. İyi niyetinden eminim. Ali bize bu iyiliği mutlaka yapacaktır, öyle değil mi? Özür dilerim. Bu konuda size yardım edemeyiz. Söyle bakalım, bu saate kadar neredeydin? Cihangir'le beraberdim. Yakında benimle evlenmeye söz verdi. Ne kadar iyi bir insan olduğunu bir bilsen. Hayır, hayır, olamaz bu! Ben onun annesiyim! Oğlumu herkesten iyi tanırım ben! Hırsızlık yapacak bir insan değildir benim oğlum! İnanıyorum! Size tamamıyla inanıyorum! Eğer bu parayı benden isteseydi, kendisine seve seve bağışlayabilirdim. Yazık oldu! Söyleyin bana! Dün gece kaça kadar beraberdiniz? Geç vakte kadar! Kalmasını istedik! Fakat bizden özür dileyerek ayrıldı. Şimdi her şey daha iyi anlaşılıyor. Demek sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra fabrikayı kollamış ve sonra da şeytana uyarak kasayı boşaltmış. Yalan, iftira bu! Bütün malımı mülkümü satıp hakikatin meydana çıkması için bir avukat tutacağım. Gerçek suçlu ortaya çıkmalı. Benim oğlum suçsuzdur. Hanımefendi, üzülmenize hiç lüzum yok. Bu işleri sizden evvel ben halledeceğim. Hayatımda ilk defa olarak suçlanan birini kurtarmak için derhal bir avukat tutup harekete geçeceğim. Ben kurtaracağım onu. Teyzeciğim, Ali'nin durumu belli oluncaya kadar benim evimde misafir kalırsın. Eksik olmayın. Evet, doğru. Ali benden Cihangir Bey'de misafir kalmanızı istemişti. Yakında istediğimiz her şeyi elde edeceğiz. Gayemize çok yaklaştık. Celal işini iyi biliyor. Fabrikanın başına öyle bir dert açacak. Bu işlerin sonunda rezil olmak da var. Sen bütün gün evde otur, rezil olmaktan bahset. Oğlumun kafası işlemeseydi, kuru ekmeğe muhtaç olacaktık. Nuriye, bana bir su getir. Nuriye! Efendim? Evvela ilacımı getir yavrum. Yatak odama girmesini istemiyorum. Yavrucuğum, sen alıver. Kusura bakmayın anneciğim, manikürümü bırakamam. Yatak odasına girmesinde ne mahsuru var? Bir mahsur var ki söylüyorum, her şeyim meydanda. Geçen gün yüzüğüm çalındı. Ben mi çaldım yani? Kimseden şüphe etmiyorum ama malımı korumak da hakkımdır tabii. Oğlum 6 aydır hapis yatıyor. Ben de burada size yük olmamak için gece gündüz hizmetçi gibi çalışıyorum. Bu hakarete layık mıyım? Aman Nuriye Hanım, sen de hep yanlış anlarsın. Ne oluyorsunuz Allah aşkına? Zavallı kadının derdi kendine yetmiyormuş gibi bir de siz üzüyorsunuz onu. Biz ona ne yaptık ki? Bugüne kadar bu kadına ve hapisteki oğluna baktığımız yetmedi mi? Bundan sonra artık kendi başlarının çaresine baksınlar.
şükür ki burada değilsin. Zavallı anacığının ne hallere geldiğini görseydin eğer, belki de acından kahrolur, hayattan iğrenir, nefret ederdin. Seni bekliyorum evladım, bu umutla yaşıyorum yavrum. Allah ikimizin de yardımcısı olsun. Yeter artık, başımı ağrıttın. Beni bırakıp gitme, hayatımı mahvetme. Defol git yanımdan, gözüme gözükme, görmek istemiyorum seni. Cihangir, çocuğumuza acı, yalvarırım ne olur. Beni bir daha rahatsız etmemeni söylemiştim sana, seni asla tanımıyorum, anlıyor musun? Çocuk da benden değil. Nasıl bu kadar vicdansız olabilirsin? Çocuk senin. Çocuk benden değil, var mı şahidin? İspat edebilir misin? Şahidim yok, ispat da edemem. Ama Allah şahidimdir. Hayatıma senden başka erkek girmedi. Sana her şeyimi verdim, her şeyimi. Defol git karşımdan, boş yere hazırlayıp da kafamı bozma. Nereye hadi gidebilirim? Hiç değilse bir yol göster, ne yapayım? Şaşırdım kaldım. Ne yaparsan yap, bana ne? Umurumda mı sanki? Ne olur acı bana, yardım et. Yalvarırım sevgilim, yardım et. Defol, defol be! Seni istemiyorum, anlamıyor musun? Aha bakalım, iç canım benim, iç. Nen var, ne oldun? Niye ağlıyorsun? Ağlama canım. Söylesene ne oldu sana? Cevap ver, neden konuşmuyorsun sen? Bilmiyorum, bıktım usandım artık hayatımdan. Allah'ım sana ne yaptım da beni bu hale düşürdün? Münakaşa mı ettiniz? Meğer alçağın biriymiş, bana söz vermişti, benimle evlenecek. Sonra? Bugüne kadar bu ümitle bekledim. Fakat sonunda yüzüstü ortada bıraktı beni, çocuğunu da inkar ediyor. Mahvoldum ben, mahvoldum, mahvoldum. Anlaşıldı, gerçekten umutsuz bir durumdasın. Ama böyle boşuna ağlayacağına, oturup esaslı bir karara varalım. Bir çare arayalım. Hadi ağlama canım. Sus, sus, yeter, yeter. Ağlama, hadi. Ablacığım, çok acı çekiyorum. Bu kadar umutsuzluğa kapılma, insanın başına her şey gelebilir. Kendini düşünmüyorsan çocuğunu düşün. Ne yapacağım ben şimdi? Bana kalırsa şimdilik çocuğu bir yerde saklamamız lazım. İstersen bir çocuk bakım evine verebiliriz. Hayır, hayır. Öyleyse Zehra Hanım'a. Ne? Zehra Hanım'a mı? Onun ağzına düşersek bütün mahalleye rezil oluruz. Peki. Ne istersen onu yapalım. Yalnız vakit kaybetmeyelim. Babamdan telgraf aldım. Yakında geliyormuş. O gelmeden önce bu meseleyi halledelim. Allah'ım, yeryüzünde benden daha mutsuz bir insan var mı? Babasız bir çocuğun annesiyim. Babam duyarsa öldürür beni. Ondan evvel ben kendimi öldüreyim. Yaşamak istemiyorum zaten. Meltem! Aç kapıyı kızım! Eyvah babam! Hoş geldin! Hoş bulduk seni! Güzel kızım! Canım, gel bakayım! Nasılsın çocuğum? Sen nasılsın? İyiyim canım, iyiyim babacığım! Yavrularım, nasıl özlemişsiniz? Nerede kaldım babacığım? Nasıl özlemişim? Canım, canım! 6 aydır gözlerimiz yollarda kaldı, seni çok özledik! Ben de sizleri özledim çocuklarım! Ama korkmayın, bundan sonra hep burada çalışacağım, gözünüzün önünde olacağım, hiç ayrılmayacağız! dediğim gibi işi buraya naklettim. Artık bundan sonra hep beraber. Söyle bakayım bana. Ben senin gözünü hiç beğenmiyorum. Yoksa benden bir şey mi saklıyorsunuz? Babacığım, size ne hediyeler getirdim? Neler getirmedim ki? Bunların hepsi sizin. Yalnız bunu İsmail'e getirdim çocuklar. Malum ya, kazın geleceği yerden tavuk esirgenmez. Onun gönlünü aldığım takdirde lokantada işim hazır demek. Babacığım, sen yorulmuşsun. Hadi gel. Çok yoruldum. Hadi gel, otur da dinleyin babacığım. Gel bu tarafa. Sağ olun.
Bu da nesi? Şu taraftan kulağıma bir ses gel. Yanılıyorsun babacığım. Yok, yok babacığım, öyle bir şey yok. Bebek sesi değil bu. Eve yeni aldığım kedinin sesi olacak. Görsen öyle güzel bir tekir kedi ki bayılacaksın. Çabuk çocuğu al git buradan, Zehra Hanım'a götür. Peki. Ne oluyorsunuz ya? Nedir bu telaşınız? Hiçbir şey yok baba. Aytel'le konuşuyorum babacığım, pencereleri kapamasını söylüyorum. Benim işim başımdan aşkın zaten. Bir de sizle mi uğraşacağım yani? Yok kedi varmış, yok köpek varmış. Al şunu da bana bayramlık ceketimi ver şuradan. Hemen gidip İsmail'in hediyesini vereyim. Başkası konmadan lokantada kendime şu işi ayarlayayım. Başka çıkar yolu yok. Fabrikada ne var ne yok kızım, söyle. Fazla mesaileri henüz almadık babacığım. Hadi, hoşça kal bakayım. Ben şu İsmail'in hediyelerini götüreyim geciktirmeden. Alayım gideyim şunları. Aman babacığım, bizim hediyelerimizi bırak. Unuttum sizin hediyeleri. Akşama güzel bir sofra hazırlayın, kafayı çekeceğim ha. Olur, güle güle babacığım. Eyvah, çocuğum içindeydi. Balık mı? Bak buna çok memnun oldum. Bundan sonra senden bonservis falan istemiyorum, çalışabilirsin. Otur da bir viski ikram edeyim sana balığın şerefine. Buz getir bana çocuğum orada. buz. Çok memnun oldum. Rica ederim. Bak kocaman bir balık. Balıkların kralı ustacığım, ağzına layık. Otur afiyetle ye. Afiyet bal şeker olsun. Bakayım. Dur. Fazla içme, sarhoş olursun. İşte bu kadar iyi. Biraz da buz. Al bakalım. İşte bu kadar iyidir sana. Tam kafayı. Sağ ol, eksik olma. Aman balık. Ah balık. Denizden balık. Babam çıktı namussuzun yere. Ah balık. O ne? Bu ne biçim balık be? Balık su kol verdi. Size layık bir hediye değil ama... Neler saçmalıyorsun sen seni? Şuraya baksana sen, bu ne balığı? Malum ya, çam sakızı çoban armağanı. Gönül daha fazlasını getirmek ister. Çam sakızı filan değil, bal gibi bu çocuk, bu insan yavrusu, bu insan! Ne balığı, bak ya, bacırıyor. Bu balığı, pek de şeker, pek de tatlı bir şey. Aman da bu dede, bu dede, aman da yesinler seni. Ay sahiden de çocuk. Sen beni aptal mı sandın budala, tabii çocuk. Nasıl olur? Ben bu sepetin içine balığı kendi elimle koymuştum. Balık çocuk olmuş. Nasıl oldu anlayamadım usta. Yoksa o zaman sarhoş filan mıydın? Hadi ben sarhoştum diyelim. Peki balıkçı da mı sarhoştu? Hangi balıkçı, görmüyor musun? Ustacığım aklıma bir şey geldi. Bu şunu ispat eder ki insan nesli balıktan gelmiş. Baksana balık çocuk olmuş. Hadi be saçmalama, insan nesli balıktan filan gelmedi. Hepimizin bildiği gibi insan nesli Adem'le Havva'dan geldi. Ne yapacağız şimdi? İki işim var. İki işim ya, var benim şimdi. Şimdi birincisi bu balığa benzeyen çocuğu böyle sepetleyip doğru evine götüreceksin. İkincisi de senden bir ricam var. Emret ustacığım. Estağfurullah, emretmiyorum. Böyle hediye gibi şeyleri bir daha bana getirme. Yani böyle çocuk gibi şeyleri getirme, aile saadetimle oynuyorsun. Yarın sabah da erkenden işine başla, tamam mı? Hadi bakayım. Başla ustacığım. Hadi. Bir daha böyle şeyler getirmem. Aile saadetini bozmak istemem. Allah'ın işine bak, balık çocuk olmuş. Şu hale bak yahu. Karım bu çocuğu görseydi ben sonra ne yapardım? Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Hadi güle güle. Allah kolaylık versin. Allah'ım yarabbim, çok şükür çocuktan kurtuldum. Gerisini şoför efendi düşünsün. Belki de götürür karakola teslim eder. Ne yaparsa yapsın artık. Allah'ım sana şükürler olsun. Beyefendi, sepetinizi unuttunuz. He? Sepeti unuttun abi, sepeti. Bir yanlışlık olmasın? Aman abi, iyi hatırla. Arabaya binerken sepet elindeydi, unuttun mu? Hmm.
Hay Allah, gene kurtulamadım bu beladan. Ne yapsam şimdi ben? Polise mi haber versem yoksa yetimhaneye mi bıraksam? En iyisi eve alayım daha iyi. İsmini de Allah verdi, koyarım olur biter. Burada seyyar satıcılık yasak. İşte babam geldi, sepet elinde. İnşallah çocuğa bir şey olmamıştır. Ben bir şey satmıyorum ki, alışverişten geliyorum. Evim benim burası. İyi günler. Güle güle bekçi efendi. Allah bize bir erkek evlat gönderdi. Hiç erkek çocuğum olmamıştı. Kısmet bugünmüş. Adını da Allah verdi koydu. Bağrımıza basarız olur biter. Aman ne de tatlı şey, maşallah. Maşallah. Allah'ım sana şükürler olsun. Fakat nasıl olur, imkansız bu. Size yemin ederim onu bu sabah kendi gözlerimle gördüm. Ali olduğundan emin misin? Evet, işçilerle konuşuyordu. Anlaşılan cezaevinden çıkmış. Herhalde yeniden işe girmek için Metin Bey'e müracaat etmiş olacak. Anlaşıldı. Demek serbest bırakılmış. Bunu annesi de biliyordur. Elbette, bilmez olur mu? Sen ona iyice göz kulak ol. Bu civarda görürse bana haber ver. Pekala. Bütün su yollarını tıkayacağım. Yaşatmam onu bu fabrikada. Sağ olun, sağ olun efendim. Bana karşı göstermiş olduğunuz teveccühe layık olmaya çalışacağım. Evet, haklısınız. Ben bir iftiraya kurban gittim. Neden hakkını aramadın? Susmak zorundaydım. Çünkü bu benim aile şerefimle ilgili bir meseleydi. Şimdi anlıyorsunuz ya, kendimi feda etmekten başka çare bulamamıştım. Haklısın, haklısın ama ortada bir soygun hadisesi vardı. İster istemez inanmak zorunda kaldık. Çünkü bu hadise senin odanda olmuştu. Kasayla ilgili tek insan sendin. Doğrusunu istersen bu olanlara hepimiz şaşırmıştık zaten. Fakat senin suçlu olabileceğine hiçbirimiz ihtimal vermemiştik. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Şayet müsaade ederseniz eski işime devam etmek. Maalesef yerine başka birini aldık. Eğer seni alacak olursak daha alt basamaklardan başlayarak yükselmek zorunda kalacaksın. Şimdi personel şefine git. Ben sana bir kart yazacağım. Gerçi sana layık bir iş değil ama. Anne, anneciğim neredesin? Buradayım oğlum, mutfaktayım. Anneciğim. Ah yavrum, dur. Müjdemi isterim. İşe alındım anne. Ah yavrum, oğlum evladım. Buna ne kadar sevindim bilemezsin. Ah bilemezsin, dünyalar benim oldu evladım. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Artık senden başka bir dileğim kalmadı yarabbim. Nasıl? Başka bir dileğin kalmadı mı? Evet oğlum, hayatta en büyük arzum sana kavuşmaktı. Benim daha dileklerim var anneciğim. Seni rahat ettirmek, mutlu görmek istiyorum. Ah yavrum benim, bir tanecik evladım. maşallah, bu sevincinizin sebebi nedir? İstediğin gibi tahmin yürütebilirsin. Sen nasıl oldu da tahliye edildin Allah aşkına? İşlediğin suça göre daha yıllarca yatman gerekiyordu. Tahliyem sandığın kadar kolay olmadı. Yalnız sen de biliyorsun ki benim suçum yoktu. Öyle mi? Peki öyleyse Ali Bey. Şimdi lütfen bu çiçeği tebriklerimle kabul et. Teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Doğru söylüyorsun. Gerçekten yazık oldu çiçeklere. Gel anne, gel bak. Ali'yi tahliye etmişler. Tahliye mi? Ne zaman? Cezası bitti mi onun? Evet, affedildim. Yani suçlu değil misin? Değilmiş, pek şaştım bu işe. Evet. Niçin böyle konuşuyorsunuz hanımefendi? Bu sözleri sarf etmek size yakışır mı? Hem siz pekala biliyorsunuz ki benim oğlum masumdu, suçsuzdu o. Sen şimdi onu bırak da beni dinle bakayım. Ben sana bir hafta önceden bu gece misafirlerimin geleceğini söylemedim mi? Şimdi bize yemek servis lazım. Yapılacak süreyle iş var. Senin oğlum mahpushaneden kurtuldu diye şimdi ben misafirlerime rezil mi olayım? Ay dilimin ucuna kadar geleni söylesem kalbiniz kırılacak. Sussam da razı olamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Yürü oğlum. Sarhoş musun? Beni görmüyor musun? Hadi durma, çabuk temizle! Affedersin Cihangir Bey, şimdi! Hadi çocuklar!
Ali! Ali süpürge nerede oğlum? Buluver bana onu çabuk çabuk. Hadi süpürgeyi bul bana, nerede? Ne yapacaksın süpürgeyi? Cihangir bana çarptı, tepsi devrildi, bardak kırıldı. Her taraf berbat oldu. Gidip süpürmeliyim ortalığı. Sen misafirlerle meşgul ol anne. Ben etrafı toparlarım. Ne dersin bu işe? Biz içiyoruz, annen sarhoş oluyor. Hadi teyzeciğim, bu akşam sen de içeceksin, oğlunun şerefine. Hadi. Cihangir, çok iyi bilirsin ki ben ağzıma içki koymam. Bu akşam içeceksin teyzeciğim. Ben öyle istiyorum. Teyzeciğim, oğlunun bağışı için. İçme. İçki içmez, o annemin dindar bir kadın olduğunu bilmiyor musun? İtiraz istemem. Bakın gördünüz mü çocuklar? Annesi Ali'yi sevmiyormuş. Sen de aklın başında değil senin. Maalesef sevmiyor seni. Konuşma, sana son defa ihtar ediyorum. Şerefine bile içmedi işte. Hadi itiraz etme hiç. Anne, yerindeki bir kadına eziyet etmeye utanmıyor musun sen? Kala. Senin annen benim teyzem, onunla dans edebilirim. Ay, yeter dedim sana. Çek pisellerini üzerimden. Ne bakıyorsun öyle inek gibi? Utanmıyor musun? Şu haline bak. Hadi gidelim anne. Nereye gidiyorsun? Daha çocukluğundan beri beni kıskanırdın. Yalan mı? Hadi söylesene, yalan mı? Herkes biliyor senin cezaevinde olduğunu. Öyle değil mi anne? Fabrikadan parayı çalıp hapislere düştün. Söylesene sen de anne. Bir de kalkmış bana numara yapıyorsun burada. Şu haline bak. Kimsin sen? Berdus'un birisin. Buraya gel. Şu küstahın zoruna bak. Seni hapishane kaçkını seni. Sen benim oğlumu öldürmeye mi niyet ettin yoksa? Affedersiniz, hepinizden özür dilerim. Sen gücünü benim kardeşime mi göstermek istiyorsun? Bu yaptığına pişman olacaksın. İçkinin tesiriyle biraz şakalaştık. Şaka mı? Demek bana vurdun ha? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum, sen şımarık züppenin birisin. Yapayım, yapayım! Ali oğlum, sen içeri git, ben onu teskin ederim. Kimi teskin edecekmişsin, görmüyor musun? Oğlumu tokatladı. Yardımımıza muhtaçken böyle değildiniz. Bir laf bile edemiyordunuz, şimdi diliniz uzadı değil mi? Nedir bu gürültü? Şuraya bak, yengenin oğlu evladımı ne hale koydu? Öldürmek istiyordu yavrumu. Neden? Sebebi neymiş? Ay gene mi bunların tarafını tutacaksın? Artık oğlu hapisten çıktı, ne diye onları burada tutuyorsun? Defolup gitsinler! Kıyamete kadar burada oturacak değiller ya, sığıntı gibi! Hadi gidin, gözüm görmesin bir daha sizi! Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fakirhaneye şeref verdiniz. Maşallah, eviniz hiç de bekar evi gibi değil. Bizim Esat vaktinin çoğunu evinde geçirir. Ne yapayım, yapacak iş olmayınca ben de eşyaların yerini değiştiriyorum. Onu oraya koyuyorum, bunu buraya koyuyorum, böylece vakit geçiriyorum. Tabii, hovardalıktan, çapkınlıktan vakit kalırsa. Burası sizin odanız. Kendi evinizdeymiş gibi rahatça hareket edin. Ali ile beni hiç ama hiç düşünmeyin. Nasıl olsa başımızın çaresine bakarız biz. Zaten uzun müddet kalacak değiliz. İşe başladıktan sonra hemen taşınırız. O ne biçim laf öyle, gerekirse ben çıkarım. Annenin şimdi istirahate ihtiyacı vardır, onu yalnız bırakalım. Ya çok iyi olur Ali'cim. Ben de biraz ortalığı toparlarım, ne de olsa hanım eline ihtiyacı var. Ama akşama sakın geç kalmayın.
şu tarafa. Ustabaşı neredesin? Gelsene buraya. Ne var? Neredesin birader? Müdür bey söyledi. Ali bey tekrar burada çalışacakmış. İstediği bilgiyi kendisine verecek. Aynı zamanda da emrinde çalışacaksın. Anlaşıldı mı? Kes artık. Anladım. Sen kes be. Ne bakıyorsun kardeşim? Sanki fabrikanın yabancısısın. Ali bey, siz onun kaba davranışına bakmayın. Evet. Anlaşıldı. Alo, o adam geldi Cihangir bey. Geldi mi? Ne dedin? İşe mi başlamak istiyor? Bak dinle beni şimdi, her ne bahasına olursa olsun ona engel olacaksın. İşe başlamamalı, anlıyor musun? İcap ederse kovun onu. Burası yasaktır, anlaşıldı mı? Mühendisim, makinelere bakacağım. Makinelere bakamazsın. Müdür bey müsaade etti, makineleri kontrol edip arızaları bulacak. Arızaları mı bulacak? Senden daha büyükleri geldiler ama işe yaramadılar. Hadi. Hadi bakalım bu tarafa, yalla, hadi. Fabrikada randıman düşük diye beni görevlendirdiler. Halbuki bütün bunlara sebep sizsiniz. İyi geçinin benden, yoksa karışmam, dost olalım. Çok yorgun görünüyorsun yavrum. İşin biter bitmez hemen yatağına yat, olur mu? İyi ama çalışıp işimi bitirmek zorundayım anneciğim. Peki yavrum, sonra hemen yat. Yavrum, hadi yatağına. Hadi yatağına yat yavrum. Kalk. Ali bey geliyor, geç şöyle. Merhaba Ali bey. Merhaba. Sizi Meltem Hanım'la tanıştırayım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Özür dilerim Meltem Hanım. Şu kağıt peçetelere ellerinizi silseniz iyi olacak. Biraz sonra müdür beyin yanına çıkacaksınız. Ayıp olur böyle. Ne yapacakmış müdür bey beni? Bilmiyorum. Galiba idare heyeti toplantısı varmış. Hadi çabuk olun, sizi bekliyorum. Tamam, elbiselerimi değiştireyim. Canım, lüzum yok elbise değiştirmeye. Hadi gidin.
Ne biçim adam be? Oo, hoş geldiniz Ali Bey, hoş geldiniz. Buyurun şöyle, buyurun. Sizi nasıl tebrik edeceğimi bilemiyorum. Gözünüz aydın. İdare heyeti eski işinizin başına dönmeniz için karar verdi. Teşekkür ederim ama... Öyle kötü bir durumdaydım ki ortaklarım beni çok sıkıştırdı. Eğer fabrikanın randımanını artırmak için yetişmeseydiniz... ...bütün istemi onlara yok bağısına devredecektim. İyi ama... Bana çok büyük iyiliğiniz dokunacak. Eğer size bir yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Sizin gibi kabiliyetli, dirayetli bir insan sayesinde bundan sonra işlerim yolunda gidecek. Beni iflas etmekten kurtardınız Ali Bey. Sana büyük bir güvenim var. Bu işlere daha büyük bir sermaye yatırabilirim. Buyurun alın bunu. Başardığın işlerin ikramiye ve primi. Hemen muhasebeden ödesinler. Bundan sonra fabrikanın teknik müdürüsün. Sorumluluk da senin, yetki de senin. Yani bu fabrikada tek adamsın. İstediğin gibi hareket edebilirsin. Bütün ustalar senin emrinde çalışacaklar. Teşekkür ederim efendim. Sana karşı itirazda bulunanlar olursa idare heyetine başvurmadan derhal işlerinden atabilirsin. Selahiyetlerini kötüye kullanmayacağına eminim. Bütün başarın için tekrar teşekkür ederim Ali Bey. Bir bakayım kimiyim? Ah yavrum, hoş geldin. Canım annem. Hoş geldin evladım. Bak sana ilk maaşımdan neler aldım. Bak. Bu eşarbın. Bu çantan. Bu da ayakkabın. Çok teşekkür ederim ya. Canım anneciğim. Çok teşekkür ederim evladım. Bundan sonra seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Hayırlı olsun, artık beni de düşünür, daha iyi bir yere kayırırsın. Anneciğim, artık endişen olmasın. Tabii evladım, sen yanımda olduktan sonra ne endişem üzüntüm olur ki benim. Üzüntülere paydos. Bundan sonra seni rahat ettirmek için elimden geleni yapacağım. Allah senden razı olsun yavrum. Esat... Yeniden işe başlamamın şerefine muazzam bir ziyafet vermeliyiz. Hadi bakalım göreyim seni. Arkadaşların hepsine haber ver. Arzun başım üstüne. Bütün istediklerini yerine getireceğim. Başınız sağ olsun hanımefendi. Sağ olun. Sizin de. Biliyor musunuz rahmetli çok iyi bir insandı. Ne yapalım? Mukadderat ölenle ölünmez ki. Sen söyle bakalım fabrikadan ne haber? Mühendis bey işe başladıktan sonra fabrikanın durumu tamamıyla değişti. Reis bey şimdi halinden memnun öyle mi? Evet, artık eskisi gibi fabrikayla ilgilenmiyor. Bütün işleri mühendis beye bıraktı. Babana hissesini arttırması için çok yalvardım. Şu anda imkanım olsa bütün paramı fabrikaya yatırıp hisse senedi alırdım. Doğru söylüyorsunuz beyefendi, çok doğru. Ama rahmetli beni dinlemedi ki, ne çare. Ben zaten ilk gününden beri hoşlanmadım bu fabrikadan, her zaman nefret ettim. Agu, agu bebek canım benim. Nasıl bulabildin mi bari? Hayır, aramaktan ayaklarıma kara sular indi, hiç kimse tanımıyor. Ama vazgeçmiş değilim, aramaya devam edeceğim. Belki de adres yanlıştır. Olabilir. Ver de biraz emzireyim. Allah verdiğinin durumunu şimdilik hallettik. Gerisi Allah'a kalmış, üzülme. Bak çocuğum melek gibi bir bebek maşallah. Canım benim, canım, canım. Sana nasıl teşekkür edeyim? O ne biçim laf, sen benim kardeşimsin. Meltem ne oluyor be? Nedir bu gürültü? Hey! Canım benim, canım. Nedir benim sizlerden çektiğim, biraz istirahat edeyim dedim... ...gürültünüzden uyuyamadım. Yoksa mahsus mu yapıyorsunuz beni içeride uyutmamak için? Hele senin sesin hepsinden beter. Buraya bakın, ben eve yorgun argın geliyorum. Her gün uyumaya, istirahate ihtiyacım var. Bir daha yaparsanız karışmam, ikinizin de canını okurum. Kusura bakma babacığım, affet onu. Meltem'in hiçbir suçu yok. Sen sakın üzerine alınma kızım, beni üzen sen değilsin, Meltem. Bana onu müdafaa etmeye de kalkışma. O Ali denen adam, onun aklını başından almış. Sen şimdiki delikanlıların ne kötü niyetli, ne maksatlı olduklarını bilemezsin. Bir daha onunla görüşmek yok, anlaşıldı mı? Saat 6. Bu adam sabahleyin fabrikada. Öğleden sonra binlenlerde kahvede, sonra da burada. 3 tane, 5 tane karpuz bir koltuğa sığmaz canım. Sonra da para istiyor. Daha dün işe başladın, hemen para olur mu?
Yoruluyor musunuz da? Ben paraya bakıyorum, paraya. Yorgunluğa falan aldırdım yok. Den gelirse atıyorum cebe. Ya. Evet, telefon nerede? Ha, telefon patronun bürosunda. Buyurun göstereyim. ...5, 7, 12, 26 miskinimiz kömür telefon edici. Buyurun, rica ederim. Nasıl beyefendi, yemeklerinizi beğendiniz mi? Bilhassa viskimiz. Viskimize evet, diyecek yok diyordu. Evet, nefisti. Bir kere bir, birdir bir. Beş kere beş, 25 baban keleş. 6 kere 6, 36 Babanın büyüğü yolda kaldı. Ya bu telefonda korna gibi ötüyor böyle. Yani ne kornası? Bir türlü sinyal vermiyor. Telefon söyle, hesabın ne kadar? Hesabınız efendim, tam 320 lira. Al bakalım Ahmet, üstü sende kalsın. Sağ olun efendim. Allah tuttuğunuzu altın etsin, eksik olmayın. Ver bakalım paraları, ver bakalım paraları. Ne alık alık suratıma bakıyorsun, versene paraları. Ne parası be? Canım, ne parası var mı? Allah Allah, bunlar benim bahşiş hakkım. Ne demek senin? Bahşiş en büyük ihtimalle 10 lira olur. Üst tarafını bana vereceksin, gazino kanunu budur. Niye sana vereyim? Adam bana bırakmış parayı, ben de kendime aldım. Bak, terbiyesizliğin lüzumu yok. Bak, yavaş ol, kulağıma söyle, anlamadım. Şimdi senin kulağına patlatırım ha. Oo, hoş geldiniz küçük hanım. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Alacağım notu değer daktiloya çekeceğim değil mi? Yazmaya başlayın. Bugün bozulan makine evet. Var. Evet. Merhaba. İnan bana, başarılarına ne kadar övünsek azdır. Bütün fabrika çalkalanıyor. Herkes senden bahsediyor, evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim ama... ...bu benim görevim. Başka ne yapmamı istiyorlar? Sen ne için geldin, onu söyle bakayım. Peki, arz edeyim efendim. Hani geçenlerde bana verdiğin evrak var ya, şu makineler hakkında... ...ha işte burada, şu üç kol makinesi hakkında. Sana kaç defa söyleyeceğim, bu benim işim değil, idare heyetine alakadar eder. Öyle değil mi Meltem abi? Evet. Bir defa göz atsan ne çıkar yani? Sana kaç defa söyleyeceğim ya, Allah Allah, ne laftan anlamaz adamsın. Al şu dosyayı da, doğru idare heyetine sevk etmelerini söyle, tamam mı? Hadi bakalım, yürü. Peki, aynen böyle yapacağım, teşekkür ederim. Evet, biz işimize bakalım. Ali Bey, evet. Yeni makineleri kuruyorlar, gelip görmek ister misiniz? Tabii tabii, hemen geliyorum, onlara söyleyiver. Evet. Burada bırakalım, makineler benim için daha aylık önemli. Aylık hesapları istemişsiniz. Bordolar hazır efendim, burada. Görmek ister misiniz? Pekala, tamam, öğleden sonra tetkik edelim. Peki efendim. Meltem Hanım, bana öğleden sonra hatırlatın da bunları tetkik edelim. Ben şimdi içeriye yeni makineleri peki. Görmeye gidiyorum. Peki. Ali Bey! Ali Bey! Müsaadenizle çocuklar. Nasılsınız Ali Bey? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Söyleyin bakalım Ali Bey, işler nasıl gidiyor, işlerinizden memnun musunuz? Çok memnunum efendim. Öyle zannediyorum ki siz de benden memnunsunuz. Yalnız ben değil, bütün ortaklarım da memnunlar. Size çok iyi bir haberim var. İdare heyetinin yeni aldığı kararı bildirmekle sevinç duyuyorum. Fabrikamızın baş mühendisliğine tayin edildiniz. Teşekkür ederim efendim. Bu benim için büyük bir iltifat. Bu iltifata ve teveccühe layık olmaya çalışacağım. Asıl ben size teşekkür ederim. Tebrikler Ali Bey. Fabrikama size bir evle bir araba hediye etti. Buyurun anahtarları. Sağ olun efendim. İşte burası. Allah'a şükürler olsun evladım, nihayet muvaffak oldun. Bu güzel günleri de gördük. Sen daha iyilerine layıksın anneciğim. Yeni evimiz hayırlı olsun. Bir de mürüvvetini görsem senin. İnşallah. Böyle, şunu da şuraya koyalım. Ben artık fabrikadan ayrılacağım. Senin yükselmene engel olmamak için buradan uzaklaşıyorum. Böylesi daha iyi. Benim için kendini feda etmene lüzum yok. Ya baba. Hayır, böylesi daha hayırlı olacak. Senin yükselmen lazım. Seni anlıyorum baba. Şimdi beni iyi dinle. Senin benim kızım olduğunu fabrikada hiç kimse bilmiyor. Bilmiyor mu?
Bugüne kadar bunu herkesten bir sır olarak sakladım. Benimle hiçbir ilgin yok, sadece uzaktan tanışıyoruz, o kadar. Herkes bunu böyle biliyor, bundan sonra da böyle bilecek. Başka türlü bilmelerini istemiyorum. Ben açıklayacağım. Hayır, katiyen açıklamayacaksın. Hadi yürü bakalım şimdi, buyurun. Teşekkür ederim. Demek yemeğinizi burada yiyeceksiniz. Ne yemeğiniz var bakalım? Yumurta... patates, evden getirdim. Aman ne güzel, ne nefis şeyler bunlar. Acaba yemeğe misafir kabul eder misin? Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Oh, patates püresi, beyaz peynir, yumurta... tam da hoşlandığım şeyler. Bundan güzel ziyafet olur mu? Benim bugün pek yemeğe vaktim yok ama... sizinle birkaç lokma yiyebilirim. Evet ama bunlar... bu kadar yeter bana. Ben yıllarca bundan daha sade yemeklerle yaşadım. Anlatın. Hakkınızda hiçbir şeyi bilmiyorum. Ben şimdiye kadar daima... yanımda çalışanların özel hayatıyla ilgilenirim. Babanız, anneniz, kardeşiniz var mı? Babam var efendim. Babam... bir de kız kardeşim. Ne işle meşguller babanız? Bir şirkette çalışıyor. Çok güzel. Epey malumat aldım. Ömrümde bu kadar zevkle yemek yemedim. Afiyet olsun. Ben sana şu Ali Bey'le bu kadar senli benli olma demedim mi? Ne diye terslemiyorsun onu? Artık bu lavalliğe bir son vermenin zamanı geldi. Niye bana kızıyorsun? Gidip kendin söylesene. Ben söyleyemem. Sonra bana sen de karışıyorsun derse ne olacak? Ne? Kabahat sende. Babam olduğunu söyleseydin ona. Herkesten sakladın. Kaç kere söyledim sana. Senin bir odacının kızı olduğunu bilmelerini istemiyorum. Sonra odacının kızı derler sana. Odacının kızı olmak utanılacak bir şey mi yani? Anlaşıldı. Bu fabrikada ikimiz birden çalışamayacağız. Ya sen çalışacaksın ya da ben. Müsaade edersen ben ayrılacağım. Hayır, sen ayrılmayacaksın. Ben ayrılacağım. Hayır olmaz. Kabul et. Etmiyorum. Kabul edeceksin, ben çalışmayacağım, sen çalışacaksın. Sen işine devam edeceksin baba. Ay, yine tartışmaya başladık, ne aksi kız! Baba rica ederim, sinirlerine hakim ol, ne diye üzüyorsun kendini? Sen onu bana değil, bu kıza söyle, söyle de beni daha fazla sinirlendirmesin. Canım niye kızıyorsun baba, kardeşimin ne suçu var? Ona kaç defa tembih ettim! İyi ama Ali Bey onun müdürü... Ali Bey, o Ali Bey'le görüşmesini istemiyorum! İş icabı konuşuyorum babacığım. Ben artık sana laf anlatmaktan vazgeçtim. Bundan sonra fabrikaya da gelmeyeceğim. Ne halim varsa gör, ver Allah verdiği bana bakayım kızım. Maşallah Allah verdiği. Maşallah da maşallah. Maşallah Allah verdiği. Maşallah. Maşallah Ayten kızım, bana yiyecek bir şeyler hazırla da çöp benim. Hadi çocuğum benim. Mağdurum ben, ben de ben. Hep gibi gibi, gibi hep gibi gibi. Hep gibi gibi, hep gibi gibi. Hep gibi ben. Anne. Anne. Hoş geldin yavrum. Yemek hazır mı anne? Hemen bir şeyler atıştırıp gitmeliyim. Yapılacak o kadar çok işim hazır var. Hazır evladım, yani sana söylemek istediğim bir şey var. Hayırdır inşallah. Hayırlı haberler mi? Yalnız önce sinirlenmeyeceğine dair bana söz ver, sonra söylerim. Sana sinirlenmek mümkün mü? Sen dünyanın en iyi annesisin. Sen de dünyanın en iyi evladısın. Fakat yalnız annene karşı değil, herkese karşı iyi olmalısın. Tevazuyu hiçbir zaman elden bırakma oğlum. Unutma ki gurur Allah'a mahsustur. Haklısın anneciğim ama şu söylemek istediğini söylesene. Belki hoşlanmayacaksın ama...
Nadire Hanım, oğlu kızı bugün bize geldiler. Zavallılar perişan durumdalar. Babalarının ölümünden sonra alacaklılar başlarına üşüşmüş. Oturdukları ev bile icrada satılmış. Cihangir iş buluncaya kadar bizde kalabileceklerini söyledim. Bilmem iyi yaptım mı oğlum? Çok iyi yapmışsın anne. Bu durumda onları sokakta bırakamazdık. Hem bu ev senin. İstediğin gibi hareket etmekte serbest. Sağ ol benim iyi kalpli evladım. Şimdi neredeler anne? Yukarıda, üst kattalar. Küçük odayı Cihangir'e, büyük odayı da Nadire Hanım'da kızına verdim. Peki, buna çok memnun oldum. Böylelikle sen de yalnızlıktan kurtulmuş olursun. Ali'cim, sen çok az yedin. Biraz daha almaz mısın? Teşekkür ederim. Ben doydum. Hemen gitmeliyim. Fabrikada çok mühim bir işim var. Beni bekliyorlar, müsaadenizle. İnşallah burada rahat edersiniz. Bir isteğiniz olursa çekinmeden anneme söyleyebilirsiniz. Tabii evladım, tabii. Burası onların kendi evi sayılır. Çok teşekkür ederim canım. Yalnız acaba Cihangir'e bir iş bulmam mümkün olacak mı Ali'cim? Rica ederim. Cihangir çalışmak istedikten sonra iş hazır. Nerede? Fabrikada mı iş bulacaksın bana? Evet. Yoksa bir mahsurum mu var? Biliyorsun ben yalnız fabrikada iş bulabilirim. Hemen karar veremem, biraz düşüneyim. İşçi tulumu ne kadar da yakışır sana. Pekala, düşünüp taşının, kararınızı bekliyorum. Maşallah, çok yakışıklı olmuş. Severim Ali, zaten onu hiçbir zaman Cihangir'den ayırmadım. Tabii, eskiden beri ben de farkındayım bunun. Müsaadenizle Ali'yi uğurlayayım. Görüyor musun oğlum? Beğenmediğimiz Ali nerelere yükseldi? Şans. Şans talih meselesi değil bu. Doğrusunu söylemek gerekirse kendi gayreti. Annem doğru söylüyor. Ah Leyla'cığım, Ali gibi bir damadım olmasını ne kadar arzu ederdim. İnan ki çok isterdim bunu. Ama bilmem becerebilecek misin sen? Onu ben de beğeniyorum. Ama Ali benimle hiç ilgilenmiyor. Hayret doğrusu. Bir erkek nasıl olur da senin güzelliğinin farkına varmaz? Dikkatli ol oğlum, kelepiri kaçırmayalım. Ne yapıp yapıp onu mutlak surette elde etmeliyiz. Sen de etrafında dolaş yavrum. Günaydın Meltem Hanım. Günaydın efendim. Beni hatırladınız mı? Ben bu fabrikanın hissedarıydım. Bir emriniz mi vardı? Ya, sadece geçerken bir uğrayayım dedim. Daha doğrusu sizi görmek için. Acaba bu akşam birlikte çıkabilir miyiz? Size şunu hatırlatayım, ben bildiğiniz kızlardan değilim. Ama Ali Bey ile aranızda geçenleri çok iyi biliyorum. Siz onun metresi değil misiniz? Yeter! İftira etmeyin! Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim. Teşekkür ederim. Fakat... Görenler ne derler? Dedikoduya sebebiyet vermiş olmaz mıyım? Ne diyecekler canım, çekinmeyeyim, buyurun. Hatırlıyor musunuz? Benim size bir yemek borcum var küçük hanım. Arzu ederseniz bugün beraber yiyelim. Çok teşekkür ederim, sizi rahatsız etmiş olmayayım. Yoo, bilakis çok memnun olurum. Borçlarımı ödemek adetimdir. Annem öldükten sonra yaşantımız tamamen değişti. Annemin ölümüyle beraber yuvamızın mutluluğu da uçup gitti. Babam üzüntüden kendini içkiye verdi. Huysuz, sinirli, geçimsiz bir insan oldu. İçtiği zaman kendini kaybediyor. Kız kardeşimle bana yapmadığını bırakmıyor. Evde hayatımız tahammül edilmez bir hale geldi. Babamı bırakıp ayrı bir eve çıkmayı düşünüyoruz. Fakat bu zamanda ev bulmak kolay değil. Sonra kiralar da o kadar yüksek ki... Belki şehrin dışında... Kendimize uygun, ucuz, ufak bir ev bulabiliriz. Bana her hususta güvenebilirsin. Çekinme Meltem. Ne derdin varsa söyle bana, samimiyetime inan. Tüm yaşantını bilmek... Senin her isteğini yerine getirmek isterim. Ev meselesine gelince onu artık düşünme. Ben hallederim. Teşekkür ederim. Epey var. Bugün bunları daktiloya çekemezsen elimden çekeceğim var. Bir arzunuz mu var efendim? Yok.
Geçiyorduk da uğrayalım dedik. Ama bakıyorum ki meşgulmüşsün Ali'cim. Daha fazla rahatsız etmeyelim, Allah'a ısmarladık. Eyvah! Çok kötü oldu bu. Yoo, üzülme. Üzerinde durmaya değmez. Yarın seninle beraber gezmeye gidiyoruz, unutma. Evet anne. Seviyorum onu. Sanki gökyüzünden inmiş bir melek. Ailesini tanıyor musun? Ha, ailesinden bana ne anne? Kimlerden olursa olsun ben onun ailesini değil... ...kendisini seviyorum anne. Kalbi de yüzü gibi güzel. Görsen çok beğenecek. Meltem'i sen de seveceksin anne. Ondan eminim evladım. Sen bu kadar çok sevdikten sonra ben de severim. Gelinimin sana layık bir kız olduğundan eminim. Bu yüzden de çok sevinçliyim. Onu daha şimdiden sevmeye başladım. Mutlu olmanı dilerim yavrum. Anneciğim, şu anda senin yanında kendimi çocukluğumda olduğu gibi hissediyor, şefkatini kalbimin derinliklerinde duyuyorum. Evladım. Ne haber oğlum? Her şeyi öğrendim anne. Ali fabrikadaki sekreter kızla işi pişirmiş. Bizim sayemizde bu hale geldi. Şimdi sekreteriyle düşüp kalkmaya başladı ha? Ona kim tenezzül eder ki? Ali'yi elden kaçırırsak mahvolduk demektir. Ne bahasına olursa olsun o benim damadım olmalı. Aman anne, sen de bu adamı bu kadar gözünde büyütme. Daha düne kadar benim eski elbiselerimi giyer, ayakkabılarımı boyardı. Ama bu gidişle sen onun eskilerini giyip ayakkabılarını boyayacaksın. Gevezeliği bırak da dinle. Mutlaka o kızın kimin esi olduğunu öğrenmeliyiz. Sen merak etme. Tahkikatı bana bırak anne. İyi. Nerede kaldın? Geldim, geldim. Allah verdi uyumak üzere. Babam da gitti, ben çıkıp Cihangir'i arayayım, olmaz mı? Merak etme, ben çocuğa bakarım. Yalnız sen sakın geç kalma, olur mu? Ha, al şu parayı. Belki lazım olur sana. Teşekkür ederim. Canım ablam benim. Uyusun da büyüsün.
Orası anne. Babası biraz evvel çıktı. Öyle sanıyorum ki kız evde yalnız. Canım, canım, canım. Kim o? Kapıyı açar mısınız lütfen? Buyurun girin efendim. Buyurun efendim, bir emriniz mi vardı? Bana öyle geliyor ki beni hatırlamadınız. Birden hatırlayamadım efendim. Ali'yi ziyarete geldiğimiz zaman sizi orada görmüştük, nasıl hatırlamazsınız? Ha, evet, siz galiba Ali'nin yengesi oluyorsunuz. Ondan Ali diye bahsettiğinize göre kendisiyle samimi olmalısınız. Kusura bakmayın, ortalık çok karışıktı. Ortalık önemli değil, ben sizinle iş konuşmaya geldim. Buyurun efendim. Açık konuşmayı severim, Ali'yi rahat bırakmanızı söylemeye geldim buraya. Ondan ümidinizi kesin, Ali benim kızımın nişanlısıdır, yakında evlenecekler. Bırakın Ali'yi, vazgeçin ondan, kalbini çalmak için boşuna uğraşıyorsunuz. Ben erkek peşinde koşan kızlardan değilim, kimsenin kalbini çalmadım. Bak yavrucuğum, Ali'den uzaklaşmak zorundasın. Eğer ondan ayrılmak için para istiyorsan, istediğin kadar verebilirim, hiç düşünme onu. Müsaadenizle evleneceği kızı Ali kendi seçsin. Ayrıca ben onu benimle evlenmeye zorlamıyorum. Yalnız şunu unutma ki, hakkında çok şey biliyoruz. Gayrimeşru bir çocuğun olduğunu bile. Özel hayatıma karışmaktan sizi men ederim. Çocuğum var veya yok, bu sizi hiçbir zaman ilgilendirmez. Ali'ye gelince o çocuk değil, karar vermekte serbesttir. Şuna bak, bülbül gibi şakıyor maşallah. Siz anneme bakmayın Meltem Hanım, şakalaşmayı çok sever. Sizinle biraz şakalaştığı hepsi o kadar. Yalnız şunu bir daha hatırlatayım ki, Ali'yi unutmak sizin için hayırlı olacak. O benim amcamın oğludur, kendisini iyi tanırım. Uzun zamandan beri kızımla sevişiyorlar, hem de çılgınlar gibi, düşün yavrum. Eğer aradan çekilmeyecek olursan, bir genç kızın ölümüne sebep olacaksın. Üzülmene sebep yok, böylesi senin için daha hayırlı olacak. Çünkü Ali her cayı gönüllüdür, daldan dala konarak her çiçekten bal almasını sever. Sonra benim kardeşimin saadeti bahis konusu. Acı da olsa gerçekleri kabul etmek zorundayız yavrum. Fakat siz benim kurduğum bütün hayalleri yıktınız. Mutluluğumu mahvettiniz. Demek Ali bana yalan söylemiş. Kararını verdin mi? Ayrılacak mısın Ali'den? Evet, artık her şey bitti. Bu sözünü bir vaat olarak kabul edebilir miyiz? Evet. Teşekkür ederim canım. Allah'a ısmarladık, hadi gidelim. Meltem! Beraberliğimiz bundan sonra sana da bana da üzüntü ve kederden başka bir şey getirmeyecek. Oysa ben senin mutlu, hem de çok mutlu olmanı istiyorum. Bu yüzden seni en çok sevdiğim bir anda istemeyerek senden ayrılıyorum. Allah'a ısmarladık sevgilim. Sana mutluluklar dilerim, Meltem. Kararın kat değil mi? Artık görüşmeyecek misin Ali ile? Başka ne yapabilirim ki? Haklısın, Allah böyle yazmış ablacığım. Ayten! Eyvah baba! Ayten! Neredesiniz kızlar? Ne arıyorsun burada sen? Bugün fabrikaya gitmedi mi? Hayır babacığım, size daha evvel de söylemiştim çalışmayacağım diye. Yani sen de kız kardeşin gibi evde oturacaksın, ben de bu halimle çalışıp hepinize bakacağım öyle mi? Ah ne ala memleket! Üzülme babacığım, çalışmaz olur muyum? Nasıl olsa başka bir iş bulurum. Ben de sana güvenip koskoca bir ev tutmuştum. Şimdi nasıl ödeyeceğim kirasını? Birikmiş biraz param var. Hepsini sana veririm. Hemen taşınalım buradan babacığım. Güzel. O halde hemen taşınalım. Çok iyi olur baba. Zaten bu evden ayrılmak istiyorum. Tabii ya babacığım. Dur bakayım.
Benimle böyle tatlı tatlı konuştuğuna göre bir takım hesapların olmalı. Hem ben sana ne zaman fabrikadan ayrıl dedim, işi sen değil ben bırakacaktım. Fabrikadan ayrıldığım için sevinmeniz lazım, çünkü artık onu bir daha görmeyeceğim. Ah, onu bir daha görmeyecek misin? Hadi babacığım, hadi. Buyurun efendim. Bu masa üstündekilerle burada kalsın, kimse eline sürmez. Baş üstüne. Çıkmadı mı ondan? Hayır anne, hiçbir şey anlamıyorum. Peki ama neden sebepsiz yere ayrılsın senden? Halbuki beni seviyordu, kahrolmak istemem bile değil. Acaba kendini naza mı çekiyor dersin? Yok, hayır. O kadar iyi bir kız ki böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan bile geçmez. Komşularına sorup nereye gittiklerini öğrenmeliydin. Sordum. Yok. Hiç kimse bir şey bilmiyor ama arayacağım. Ömrümün sonuna kadar arayacağım. Nerelerdeydin? Seni aramadığım yer kalmadı, konuş. Bırak beni. Gel benden arabayı. Bırak beni, ne olur bırak gideyim. Hayır, bulmuşken bırakmaz. Rica ederim bırak, herkes bize bakıyor. Gel. Mektubunda izah etmiştim. Birlikte tatlı günler geçirdik. Fakat hepsi gelip geçti. Şimdi ayrılmak zorundayız. Ama neden? Bir zamanlar beni çılgınlar gibi sevdiğini söylüyordun. Yalan mıydı bunlar Meltem? Söyle.
Yalan mıydı? Aramızda geçenlerin hiç önemi, anlamı yok mu senin için? Yoksa bir oyun muydu seninki? Eğer öyleyse kalbimle insafsızca oynadım. Neden yaptın bunu? Neden umutlandırdın beni, söyle! Ali, bizim aramızda uçurumlar var. Ben fakir bir kızım, senin dengin değilim, anlaşmamıza imkan yok. Ben de vaktiyle fakirdim. Bütün bunları unutalım. Aramızda uçurum falan yok. Ben başka bir sebepten korkuyordum. Ama anladım ki sen de beni seviyorsun. Ali, seni ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anladım. Çok mutluyum, çok! Sevgilim, canım benim. Ayşe, meraktan çıldırtacak mısın beni? Nerede kaldın? Ne oluyor? Evleniyorum! Evleniyor musun? Ali ile evlenmeye karar verdik. Yalnız biliyorsun babam Ali'yi hiç sevmiyor. Yok canım. Onu görmek bile istemiyor. Acaba bu durumu babama söylesek mi yoksa gizli mi tutsak? Bak dinle, babam Ali'nin seninle evleneceğine inanmıyor. Yoksa işin ciddi olduğunu bilse o da ister. Bana kalırsa yalnız ona değil, hiç kimseye haber vermeden evlenmek. Canım ablacığım, hayırlısı olsun. Ne zaman evleniyorsunuz? Yarın evleniyorum. Dünyanın en mutlu insanıyım. O kadar sevinçliyim ki. Sevincimden sanki göklere uçmak istiyorum, göklere. Canım benim. Allah vere de babam duymasa, yoksa sonu felaket olur. Üzülme. Çeki, çeki be. Oh, merhaba. Merhaba. Otursana. Oturayım. Sen bu akşam çalışıyor musun? Bir şey arzu ediyor musun? Ben bu akşam burada nöbetçi garsonum. Yani niye bu akşam çalışıyorsun? Bu akşamın bir fevkaladeliği mi var? Kızının düğününe gitmiyor musun? Kızımın düğününe mi? Demek senin bu işten haberin yok, öyle mi? Anlamadım. Hangi kızımdan bahsediyorsun sen? Meltem'den, Ali'den çocuğu olandan. Bu akşam şereflerini kurtarabilmek için evleniyorlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Buyurun efendim. Sağ olun efendim. Siz buyurun efendim. Damat da gelin nerede kaldılar? Herkes merak ediyor. Ya içinde. Neredeyse görünürler efendim. Bugün bizim en mutlu günümüz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Almaz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim, ben almayacağım. Hayır, teşekkür ederim. Çocuklar geliyorlar. Geliyorlar. Sevgili davetlerim, birkaç dakika sonra huzurlarınızda Meltem benim karım olacak. Bırak beni be! Ben onların akrabalarıyım oğlum! Selamun aleyküm! Kimi istiyorsunuz? Oradakiyle! Babacığım! Kızım, benim işim seninle değil. Ben... Ali Bey'le benim bir hesabım var burada. Bu çocuğu tanıyor musun? Hayır. Öyleyse beni de tanımıyorsun. Siz Meltem'in babasısınız. Maşallah! Allah'a şükür, beni tanıdın! Ama bu çocuğu tanımıyorsun! bu gayet basit, bu çocuk senin çocuğun! Benim çocuğum mu? Baba! Bu ne cicili, bicili elbiseler böyle! Hayır ama! Yapma baba! Beni bu çocukla yalnız bırakıp buralara vakit geçirmeye geldiniz!
Bana bakın beyefendi, bu çocuk sizin çocuğunuz. Babacığım, neden yaptın bunu babacığım, neden? Yeter artık! Neden mi yaptım, söyleyeyim. Çünkü ben senin babanım, niye düğününe çağırmadın beni, utandın mı benden? Ben senin babanım! İşte böyle kızım! Namuslu bir insan, bugüne kadar çoktan evlenirdi! Allah'ım, Allah'ım! Bu çocuğa kendi evladım gibi baktım! Ne susuyorsun? Ne söylememi istiyorsun? Anlat her şeyi! Ali, inan bana bu çocuk benim değil. Kız kardeşimin, tanımadığı bir adamdandı, fakat sonra izini buldu. Çocuğu da bana bıraktı, herkesten, babamdan bile sakladık. Defol! Ali! Defol! Baban çocuğun senden olduğunu söyledi, yalancının birisin sen! Ali, sana yemin ederim ki doğruyu söylüyorum, ne olursun inan bana! Bir zamanlar bana söylediğin aramızdaki uçurumlar buymuş demek, aşağılık mahluk! Ali, merhamet et, bana hakaret etmeye hakkın yok! Daha da fazlasına layıksın sen, Allah'ım nedir bu başıma gelen? Şimdi anladım benden neden kaçtığını! Keşke sana rastlamasaydım Ali! Ali! Lanet olsun o uğursuz güne! Nihayet korktum, başıma geldi. O yaldızı aşk sözlerini fısıldarken demek ki sevgilini düşünüyordun. Bunları sana anlatmam imkansız. Ama sırası gelince anlatacaktım. Bu çocuk bir günah çocuğuydu. Bunda benim hiçbir suçum yok. Doğru söylüyorum, inan bana sevgilim. Ben senin tertemiz sevgilinim, daima da öyle kalır. Yeter! Bu laflarla beni kandıramazsın! Beni beyinsiz mi sandın sen? Çık dışarı! Defol! Defol! Bir gün gerçeği öğreneceksin, fakat iş işten geçmiş olacak! Ben günahsızım! Derhal buradan kaldırın, gözün görmesin! Ablacığım! Ablacığım! Aç gözlerini benim, bak ben geldim, aç gözlerini! Sen misin? Benim ya!
Duyunca deli gibi oldum. Hemen koştum geldim. Neden yaptım bunu? Ne oldu sana? Anlatsana. Ölmek istiyorum. Yaşamam lüzumsuz. Artık hayatımın bir manası kalmadı. Seninle oğlun için kendimi feda ettim. Neler söylüyorsun? Benimle oğlun için mi? Evet, seninle oğlun için. Ama üzgün değilim. İkiniz de bu fedakarlığa layıksınız. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Ablacığım. Önceleri her şey iyi gidiyordu. Fakat babam çocuğu nikaha getirince her şey değişiverdi birden. Ali çocuğun benim çocuğum olduğunu sandı. Anlatmak için çok uğraştım. Ama dinlemedi beni. Deliye dönmüştü bir kere. Bana hakaret etti. Dövdü, kovdu beni. Yo. Hayır. Senin ölmeni istemiyorum. Söyle bana evi nerede? Hemen gidip her şeyi kendisine anlatacağım. Çocuğun benim olduğunu söyleyeceğim. Şayet seni seviyorsa, gerçekten seviyorsa tekrar sana döner. Faydasız artık. Senin de söylediklerine inanmaz. Bir kere o fikre saplandı. Neden çocuğun benim olduğunu ispat ederim. Sen yerini söyle. Hayır. Ben ölmek istiyorum. Sen çocuğu babamdan al ve git. Neler söylüyorsun? Saçmalama. Her şey düzelecek. Göreceksin bak. Ali Bey burada mı? Evet. Kendisiyle görüşebilir miyim? Buyurun. Kim o sen? Ali Bey'le görüşmek istiyor. Tamam, beklesin burada. Özür dilerim. Ali Bey'i arıyorum, nerede görebilirim? Sen ne arıyorsun burada? İyi ki buldum seni, 6 aydan beri arıyorum. Ne? Şimdi anlıyorum, kardeşimin hayatını alt üst eden adam sensin. Ne demek istiyorsun sen? Şerefsiz, alçak adam, kendi çocuğuna nasıl Meltem'indir dersin? Suçsuz, günahsız kardeşime nasıl iftira atarsın? Yavaş konuş Ayten. Bak sana erkek sözü veriyorum, seninle evleneceğim. Her şey düzelecek. Erkek sözü mü? Demek sen kendini erkek zannediyorsun öyle mi? Şerefsiz, alçak, ahlaksız! Yavaş ol! Sus artık! Susmak mı? Herkesin bilmesi lazım. Sen bir ahlaksızsın, namussuzsun, öz düşmanısın. Senin yüzüne herkesin tükürmesini istiyorum. Sus diyorum sana! Neyse, sonra hesaplaşacağız. Bir gün bu yaptıklarına pişman edeceğim seni, yılan herif! Ne olur, yalvarırım, çabuk hastaneye koşun. Meltem ölmek üzere, çabuk! Peki, sen Meltem'in nesi oluyorsun? Ben onun kız kardeşiyim, çocuk da benim. Allah'ın üzerine yemin ederim ki çocuk benim. Hayır, olamaz. Olamaz böyle bir şey. Yalan! Doğru söylüyorum, babam duysaydı öldürürdü beni. Sevgilim benimle evlenmekten vazgeçti, ben de çocuğu ablama verdim. Bu bizim için namus meselesiydi, gizlememiz lazımdı. Meltem'im, sevgilim benim. Günahına girdim senin, affet. Benim yüzümden, şimdi zavallı Meltem ölüm döşeğinde. Onu kurtarmamız lazım, senin aşkına kendini feda etti. O suçsuzdur, ölürse ben de kendimi öldürürüm. Meltem hangi hastanede şimdi? Şehir hastanesinde, seni çılgınlar gibi seviyor. Herhalde onu bu vaziyette bırakmazsın. Göz göre göre onu ölüme terk etmezsin. Nasılsınız Ali Bey? Bugüne kadar şansınız iyi gitti. Ne arzu ettinizse hepsine sahip oldunuz. En yüksek mertebeye ulaştın ama artık şansın döndü. Senden intikamımı aldım. Şimdi her şey benim. Senin sahip olduğun lükse, paraya ben sahip oldum.
Meltem'in babasını nikahına ben yolladım. Seni rezil etmek, işlerini bozmak için... Çocukluğumdan beri azap veriyordun bana. Anladın mı? Artık görmek istemiyorum seni. Bugüne kadar hep sen galip geldin. Ama şimdi mahvedeceğim seni, mahvedeceğim. Arzularını mezarına götüreceksin. Senden kurtulacağım artık. Babacığım, bu kötü adam beni aldattı. Allah verdinin babası da budur. Bu mu? Evet. Abo! Ha. Ali nerede, ne oluyor? Ha? Bunlar da kim? Ha? Ne oluyor Cihangir? Ne oluyor, sana soruyorum. Ha. Allah Allah, nedir bu hal oğlum? Demek bu halimde çocuğun baba annesi, beyin de annesi, öyle mi? Vay. Ben annesiyim, ne olacak? Buyurun bakalım, bu torununuz. İşte, bu da gelininiz. Tepe tepe kullanın. Doğru mu söylüyor oğlum? Cihangir çocuğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Aynı zamanda polisin elinden kurtulamayarak bütün yaptığı kötülüklerin cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Meltem Hanım hangi odada yatıyor? Koridorun nihayetinde. Yavrum, suçsuz olduğunu anlayamadım. Seni çılgınlar gibi seviyorum. Bütün geçmişi unutup yepyeni bir hayata başlayacağız yavrum.